Tevfikli Hanım 61 YouTube kanalımdan herkese selamlar sevgiler hanımlar. Bugün harika bir modelle geldim. Görmüş olduğunuz gibi suni ipek ip kullanacağım. Polyester karışımı böyle farklı bir model olacak. Instagram'da gördüm modelini. Yapımını da sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah faydalı bir video olur. Görmüş olduğunuz gibi yine düz renk bir yazma kullanacağım. Sarı renginde böyle yazı hatırlatan güzel bir model olacak. Hemen modelimin yapımına geçeceğim. Geçmeden önce eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni inios61 yazarak Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmak da ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar, zürafamı polyester iple daha önceden geçmiştim. Şimdi suni ipek kullanacağım. Zaten renk farkı olacak. Oradan da anlayabilirsiniz farklı ipleri olduğunu. Hemen şöyle bir zürafamın içerisinden ipimi sabitleyerek başlıyorum. Bu arada şimdi başlangıçta çift düğüm attım. Ama ben bunu daha önce denedim. Çift düğümlerde, yani suni ipek kullanırken çift düğüm atmayın. Tek düğüm yeterli oluyor. Çift düğümde dönme oluyor pırpırlarınızda. Suni ipek kullananlar tek düğümle yapabilirler. Şöyle bir tane zürafa yaptım. İkinci zürafamı hemen yapıyorum. Ve bu zürafamın içerisinden geriye dönüyorum. İçerisine iki tane pırpır yapacağım. Hemen şöyle tekrar çift düğüm attım, el alışkanlığı. Bir tane şöyle bir pırpır yapıyorum. Yine aynı boyutta ikinci pırpırımı yapıyorum. Bakın iki tane pırpırımı tamamladım. Görüntüm de net olsun. Şimdi zürafama iniyorum. Bu aşağı indiğim zürafayı da sayarak 4 tane zürafa ilerleteceğim. Dördüncü zürafamın içerisinden tekrar geri dönüyorum. Ve şu yaptığım ikinci pırpırın içerisine geçiş yapıyorum. Bakın şöyle karşıya geçtim. Buraya iki tane minik pırpırım olacak. Şu boyutta. Ve yine aşağıya iniyorum. Buraya da yine bir pırpır oluşturduk. Yanına ikinci pırpırımı yapıyorum. Yine aynı boyutlarda ve zürafama iniyorum. 4 tane yine zürafa ilerleteceğim. Dördüncü zürafamın içerisinden geri döndüm. Ve karşıya geçiyorum. Bakın şu ikinci pırpırımı yine içine, iğnemin içine alıyorum. Ve hafif ortalıyorum. Yani şu kısmı ortalayarak düğümümü sıkıyorum. Yine iki minik pırpır yapıyorum uç kısmına. Evet, bu şekilde tekrar aşağıya iniyorum. Düğümümü attım. Yanına aynı boyutta bir pırpır daha yapıyorum. Evet, modelimin alt kısmını bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi 4 tane daha devam edeceğim. Üçüncü zürafam ve
dördüncü zürafamı yapıp yine içerisinden geri dönüyorum. Karşıdaki pırpırımın içerisinde ipimi bağladım. Yine ortalayarak şöyle düğümümü attım ve içerisine iki pırpır daha yapacağım. Evet, bakın şöyle. Şimdi ben biraz daha devam ettireceğim bu kısmı kamera arkasında. Daha sonra modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Evet hanımlar, birkaç tane daha ilerlettim. Şöyle şu kadar yeterlidir modelimi oluşturmak için. Hemen pembe rengimi kullanacağım. Yine suni ipek iple yapacağız bu kısmı. Şu ikinci yuvama şuradan başlayacağım. Birinci pırpırımın içerisine öncelikle ipimizi şöyle takalım. Modelimizin en güzel kısmı burası olacak. O yüzden detaylı göstermeye çalışacağım. Yine aynı pırpırımın içerisine batıyorum ve şöyle orta boyutlarda bir pırpır yapıyorum. Bakın bu şekilde. Pırpırımın içinden yukarıya çıkıyorum. Hafif sola doğru düğümümü attım. Şöyle bakın. Düğümümü sola doğru atıyorum. Şimdi buraya, yani şu yaptığım pırpırın içerisine yine batarak 4 tane aynı yere pırpır oluşturacağım yan yana. Onların boyutu da şu yeterlidir yine. İkinci pırpırım. Evet, bakın dördüncü pırpırımı yine tamamladım. Şöyle. Şimdi yine şu alttaki yeşil pırpırın içerisine ineceğim. Şöyle düğümümü atıyorum. İpimi kesmeden hemen yan tarafa geçiyorum. Şu geçişte de bakın şu kısımda hafif bir açık yuva bırakıyorum. Düğümümü o şekilde atıyorum şu kısımda. Ve buraya yine aynı işlemi yapacağım. Bir pırpır içerisinden yukarı çıkıp buradaki düğümümü sola doğru atıyorum. Yine 4 tane üzerine pırpır yapacağım. Evet, 4 tane pırpırımı tamamladım ve yuvamın içerisine yine aşağıya iniyorum. Şöyle bu kısmı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ipimi keseceğim ve sarı renk ipimi takıp hemen geleceğim. Evet, sarı ipimi taktım hanımlar. Hemen şuradaki ara kısımdaki geçiş yerine ipimi şöyle arka taraftan görünmeyecek şekilde sabitleyeceğim. Bu ipim polyester, o yüzden çift düğüm atarak yapacağım. Şöyle düğümümü tutturdum ve içerisine bir tane biraz uzun olacak şekilde pırpır yapıyorum. Bakın, yani şu diğer pırpırların hemen hemen boyutuna gelecek şekilde ana pırpırı yapıyorum. Daha sonra bunun içerisinden yukarıya çıkıyorum. Ve sola doğru yine düğümümü hafif çekerek sabitledim. Buraya 5 tane pırpır yapacağım.
pırpır üst kısmına biraz daha küçültüyorum pırpırlarımı. İkinci pırpırım. Şöyle dördüncü pırpırım ve beşinciyi hemen yapıyorum. Evet, buradaki işlemimi de aşağıya inerek bitiriyorum. Yine yuvamın içerisine ipimi bağlayacağım. Hafif elimle düzelteyim hemen. Şunu da şu şekilde yaklaştırıyorum. Tabii ütü basacağım şimdi. Bu şekilde. Şurası biraz şöyle ütüyle düzelecektir. Dediğim gibi ütü basacağım. Daha hoş duracaktır. Şimdi diğer kısımları da tamamlayacağım. Modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Modelimi bu şekilde tamamladım hanımlar. Videomuzun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çiçek bahçesi çok hoş, çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de yapılışını ve modelimi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı, desteklerinizi, beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videom ile görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.